Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan biz çektiğimiz bir şeyi neden kardeşlerimiz de çeksin dedi ve FETÖ askeriye sızar, emniyete sızar dedi. Dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bunları Kırgızistan'da söylemesi şundan çok önemli. Maalesef bundan önceki Kırgızistan Devlet Başkanı çok açıktan FETÖ'cüleri himaye etti. Bakınız, bir şahsın değişmesi Türkiye'yi dinleme noktasına getirdi Kırgızistan yöneticilerini. Şimdi bu kadar net, açık konuştuğuna göre demek ki ikili toplantılarda, baş başa görüşmelerde bu konuları çok detaylandırmışlar ve biz onları artık ikna etmişiz. Daha önce ikna edemedik. Yani misafirdir, bir şey demeyelim tarzında bir ağırlama yapmışlardı. Ama yine FETÖ'ye karşı bildiklerini okudular. Bu geziyle ben Kırgızistan'da FETÖ konusunun bir dönüm noktası yaşayacağına inanıyorum. İlk defa FETÖ'yü bir terör örgütü, Kırgızistan içinde bir tehdit olarak ele alacaklar. Neden Kırgızistan çok önemli? Bakınız, Sovyetler Birliği dağılır dağılmaz önce FETÖ ile başı Türkiye kamuoyunu gönlünü alabilmek için, bir sempati uyandırabilmek için yeni yeni bağımsızlık kazanan Türk Cumhuriyetlerine okullar açtı. Yani bütün gücünü mesela dünyanın değişik yerlerde İngilizce ders, matematik, bilgisayar, fizik, kimya öğretmenliğinde öne çıkmış olan isimleri Türk Cumhuriyetlerine yönlendirdi. Yani ilk yetiştirdiği kadroları. Yani Kırgızistan'da mesela tahminen söylüyorum okullar 25 seneye yakındır var. Şimdi 20 sene olduğunu düşününüz. Buradan mezun olanlar 20 seneden beri birçoğunu da FETÖ bu işleri organize etmede Amerika ile birlikte çalıştıkları için doktorayı Amerika'ya gönderdiler. Mesela ben Azerbaycan'da öyle bir öğrenci ismi öğrenmiştim. Katır sırtında köyleri dolaşıp IQ'su çok yüksek öğrencileri tespit ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de Amerika'ya doktoraya gidiyor ekonomi üzerinde ve döndüğünde de bürokraside çok önemli bir yere geliyor. Şimdi Kırgızistan'da yetişen oradaki Türk okullarından o zamanki adıyla mezun olanlar zaten İngilizce eğitim olduğu için onlar kalburüstü oluyorlar o okuldan mezun olanlar. Tamam. Bir önemli nokta da bir strateji gereği ilk akıl açılan okullara çok zeki öğrencilerin yanında bir de oranın yöneticilerinin çocuklarını, akrabalarını aldılar. Her ülkede uyguladığı acayip bir strateji bu. Strateji. Ne oldu şimdi? Bunlar zaten iyi bir eğitim aldılar. İngilizce eğitim aldılar. Yurt dışına gittiler. Bir de o ülkenin etkili, yetkili insanların yakınları şu anda Kırgızistan'da tahminim bakanların içinde bu okullardan yetişen isimler vardır. Olabilir. Bakanların, Evet, üniversite araştırsak gerçekten çıkar. yöneticilerinin, zenginlerinin, bürokratlarının dolayısıyla yani baştakilerden 3-5 kişi hakikaten FETÖ'nün Türkiye'de yaptıklarını görüp ikna da olsalar sözlerini geçirtecekleri, FETÖ ile mücadeleye sevk edecekleri insan yok. Biliyorsunuz bu hafta birisi yakalandı. Bürokraside ceza aldı daha doğrusu. FETÖ ile mücadelenin başına getirilmiş isim. Evet. FETÖ'den ceza aldı. FETÖ ile mücadeleye vaktimiz kalınca onu da söyleyeyim. Düşününüz bakınız. O kadar sinsiler ki, Sayın Cumhurbaşkanı yok, çok sinsiler. O kadar sinsiler ki daha 3 sene önce FETÖ ile mücadelenin başına getirilen bürokrat bugün FETÖ'den ceza alıyor. Tabii işte darbe girişimi olana kadar bunu ülkemizdeki insanlara bile anlatmakta çok güçlük çekmedik mi? Bizler bu programda da 17-25'ten sonra neler neler söyledik. İnandırmakta bazı insanları çok güçlük çektik. Bize niye hep FETÖ Bakınız konuşuyorsunuz şimdi dediler. 15 Temmuz'u gördük. biz 27 Aralık'tan sonra bu ekranda ben tavır koydum. Açıktan mücadeleye başladım. Hadi Aralık geç 2014 ile başlayalım. 14, 15, 16, 17, 18 5 bitiyor. sene. 5 senedir şu ekrandan FETÖ tehlikesini önce paralel devlet yapılanması olarak anlatıp duruyoruz. Ve hala geçen ay mesela İstanbul'da jandarmada bu işte
mücadelenin başındaki şube müdürü, yüzbaşı tutuklandı ya. Çok daha olmuş. Bir ay önce yani. Dolayısıyla bunlar tehlike geçmedi Kırgızistan'da yani. Öyle üstlendiler ki mesela Mustafa Özcan'ın asıl ağırlığı Kırgızistan'daydı. Belki hala oradadır, bilmiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmasıyla ilgili olarak bir şeye daha dikkat çekmemiz lazım. Bu FETÖ'ye karşı mücadelede Kırgızistan'la birlikte çalışma, onlara tavsiyelerde bulunma, yaşadıklarımızı anlatma FETÖ'yü bütün Türk Cumhuriyetlerinde panikletmiştir. Hele şimdi Kırgızistan'da bunların uykuları kaçtı. Yarından itibaren kendileri de kaçmaya başlarlar, göz önünde olanlar. Biz fazla acele edemedik Türkiye'de. Mesela Ekrem Dumanlı'yı burada konuştuk, kaçtı. Mustafa Yeşil'i konuştuk, kaçtı. Kimi konuştuysak neredeyse kaçtı. Bari Kırgızistan'da kaçırtmasınlar. Çünkü Kırgızistan FETÖ'nün üstlerinden birisi olduğu için orada yakalanan yukarıdaki tepe yöneticilerinden Türkiye'nin de öğreneceği çok şeyler çıkabilir. Çünkü neticede bunların bir bilgi havuzu var. Doğru. Yani oradan elde edilecek bilgiler Türkiye'de FETÖ ile mücadelede ki Mustafa Özcan'ın orada ağırlığı var diyorsunuz. Mustafa Özcan'ın da FETÖ'nün kara kutusu olduğunu söylersek. Kara kasası, kara kutu önemli olacaktır.